günün dördüncü mücadelesiyle yeniden sizlerle beraberiz. Maçın adıysa Papara Supermassive Academy, Nasri Sports Academy olacak. Tabi Papara Supermassive Academy iyi bir mevsim geçiriyor. 4 galibiyetleri var 5 karşılaşmada. Nasri Sports Academy ise onları takibi sürdürüyor. Onların da 3 galibiyeti var. Dolayısıyla bu maçı Nasri Sports Academy'nin kazanması halinde galibiyet sayılarını Supermassive ile eşitlediklerini göreceğiz. Ve hızlı bir şekilde fırtına gibi giriş yaptık seçim yasaklama ekranına. Yani Zinzoa gitti. Renekton artık her ne kadar bu kadar dengeleme almasına rağmen hala yasaklanıyor. Ve aynı zamanda seçiliyor da. Büyük de bir ilgi var kendisine. İnsanların elleri alışkın sanki Betriyel. Ya tabii abi. Yani sonuçta baktığın zaman şampiyonda yetenek atışı yok. Dümdüz yapıyor mu? Yapıyor. Ne gerek var abi? Ya öfke barı kontrolü falan var şimdi. Hani o kadar da... Gerçekten bayağı zor abi. Yani zorlanıyorum. Ben de çok zorlanıyorum. Ben hayatımda hiç Renekton acılı bir yorum var. Çok mu dövdü seni Yasuo ile üst koridor Renekton? Abi kazanma şansın yok denecek kadar. Yani öyle söyleyeyim sana. Ha gelir belki kuleden iki hit falan yerse. Belki o da. Derken Nocturne tutuştur ve ışınlandı bir Nocturne olacağını düşünebiliriz. Olabilir. Yani sonuçta böyle de önünde ve Nasır'dan direkt cevap geldi Diana ve Lucian'la birlikte. O Lucian muhtemelen ortak koridor. Diana'yı da ormanda göreceğiz diye tahmin ediyorum. Her ne kadar dengelenmiş olsa da yine yani sadece ormanda artı 15 saniye eklendi. Öyle söyleyeyim. Çok fazla hayatında bir şey değişmedi. Lulu tercihi geliyor. Kog'Maw gelir mi burada acaba? Yani Shinzao'nun olmadığı durumlarda genelde Lulu'nun alınacağı şart yanında Kog'Maw olursa oluyor. Raid'in de bu arada çok iyi oynayabileceğini düşündüğümde bir şampiyon Kog'Maw aslında. Ya aslında Lulu'nun işlevselliğini kullanabilmek için şöyle yani belli başlı şartların onun için oluşması lazım. Yani sizin o bufflayacağınız yani kalkanlarınızla hareket hızını verdiğiniz şampiyonun oyunun içinde zaten iyi bir noktada olması lazım. Aksi takdirde Lul da hani işlevsiz bir şampiyona dönüşüyor çünkü. Şimdi Viego ilk defa görüyoruz. O günlük maçında yasaklanmış. Onun dışında devamlı açıktı ve kimse elini sürmedi. Ki Viego zaten şu an vadenin bence en belalı şampiyonu. İnanılmaz bir hasar potansiyeli. Farklı farklı eşyalar. Hepsi gidiyor. Hepsi oynanıyor. Ben Gwen'i birazcık daha önüne koyuyorum ama en güçlü 3-4 şampiyondan biri evet, olabilir. Evet. Yani hiç fark etmez. Sonuçta hani belalı öyle söyleyeyim. Doğru. Hani başa çıkılmıyor yani. Gerçekten başa çıkılmıyor. Öne geçtiği zaman. Şimdi bir de arkasında Lulu olacak. Bakalım bir Lulu Shinzao tarifesi burada Lulu Viego olarak gerçekleşebilir. Ama tabii nereye gideceğini bilmiyoruz henüz. 11-13 çamasında diye tahmin ediyorum. O Viego'nun milyonlara verdiği hasar, ormandaki hasar biraz daha az oluyor. Galiba onu ormandan koridor şampiyonu yapmaya doğru ilerletiyorlar onu söyleyeyim. Tabii ki 11-13 çaması aktif olmalı. Muhtemelen onu bol bol orta koridorda görebiliriz. Diğer taraftan da yine Kaisa geldi. 11.12 yamasında bu arada üst koridorda 9 kez izlemişiz. Büyük liglerden bahsediyorum. Orta koridorda 10. Ormanda ise sadece 3 kez izlemişiz Viego'yu. Burada bakalım Papara Supremacy Academy ne tarafa doğru göndermek isteyecek onu. Ve tabii orta koridor ve nişancısını alan Nasri Esports da nişancı rolünde birazcık elini hafifletmek istiyor rakibinin. Normalde çok görmeye alışkın olduğumuz bir yasaklama değil ama bir Samira yasaklaması da görebiliriz. Görebiliriz evet doğru söylüyorsun. O da kontrolden çıkabilen bir şampiyon. Bu arada Samira Lul da fena ikili değil. Hem iyi ikili hem de Raid'in çok sevdiği bir şampiyon. Evet çok yani gidebilir onu da söyleyelim. Bu arada Lucian esnek onu söyleyelim. Bir anda üst koridor Lucian'ı görebiliriz. Hani tarife değişikliği bu noktada gerçekleşebilir. Diğer taraftan Nasır Akademi burada nişancılara yöneldi. Yani Tristana ve Ezreal'i ortadan kaldırdılar. Yani Lulu ile beraber gidebilecek nişancılar ortadan kaldırdı. Ezreal konusunda şüpheliyim ama Tristana o noktada doğru tercih diyebiliriz. Bir anda çat diye burada Sultan Kog'Maw'da gelirse bu yapılan yasaklamalarında çok bir anlamı kalmayacak. Bakalım Ezreal ve Tristana dediğin gibi anlamını kaybedecek mi? Nautilus da yasaklanıyor. Tamam Lulu alt koridor diye tahmin ediyorum ben. Yani. Kaisa'nın iyi anlaştığı şampiyonları bir bir ortadan kaldırdılar. Leona şu anda alt koridorda seçilebilir durumda. Alistar. Ya tabii Alistar birazcık daha iyi bir combo haklısın Kaisa'yla. Alistar da olur. Senin söylediğin Leona da olur. Yani hiç sıkıntı yok ama Leona son dönemlerde dengeleme aldığı için. Braum'a gitmeyi tercih ettiler. Bu defansif bu arada. Nocturne'a karşı şöyle baktığım zaman gerçekten verebilecek bir cevapları yok. Braum burada o işi sadece üstüne sağ klik yaparak gerçekleştirebilir. Bir de bitkinlikle gireceğini tahmin ediyorum. Ve Senna geldi bu arada. Senna'nın yanına da Tahm Kench gelecek ve Lulu tekli koridor. Tekli koridor oldu aynen öyle. Nocturne'u muhtemelen orta koridorda görmeye devam edeceğiz. Lulu orta koridor, Viego'da orman olacak gibi gözüküyor.
Bakalım yani Supak Edemi enteresan bir kompozisyon doğru. Çok fazla işlevsellik var ve geç açılan bir kompozisyon gibi görünüyor şimdi Senna'yı işin içine kattığımız zaman. Yani benim ilk dikkatimi çeken konu anlık kitle kontrolleri biraz az. Evet. Yani belli bir süre bekledikten sonra kitle kontrolü var evet. Hani Korkutabilir Nocturne ya da Senna uzun mesafeden tutturursa rakibini yerine sabitleyebilir. Ama onun haricinde çok az kitle kontrolleri var. Şöyle Diana'ya karşı hiçbir emniyetleri yok. Evet. Yani, yani Diana girecek. Şöyle Lulu'ya bakacaklar. Lulu'nun vahşi büyümesine ve evet, Tahm Kench'in ham çok, yapına bakacaklar. Çok doğrusu. Yani şimdi şöyle ortaya 3-4 kişi atılmış bir Diana ultisine karşı Tahm Kench'in hamı sadece bir kişiyi hayatta tutar ama bir konuda çok haklısın. Tam E'siyle beraber Diana atlarken vahşi büyüme zamanında gelirse Lulu bu oyunu bozar. Bozabilir. Ama onun dışında şöyle bir bakıyorum. İşler biraz zor gibi. Bakalım günün 4. karşılaşmasında galibiyete hangi taraf ulaşacak? Günün 4. karşılaşmasında Papara Supermassive Academy, Nasri Esports Akademi karşısında. Maç öncesinde de belirtmiştik zaten. Papara Supermassive Akademi'nin şu ana kadar 4 galibiyeti var. Diğer taraftan Nasri Esports Akademi'nin ise 3 galibiyeti olduğunu belirtelim. Tabii Nasri Esports'un yenildiği takımlara baktığımızda Galacticos ve Beşiktaş Akademi karşısında mağlubiyetler almışlar. Aldıkları galibiyetler ise birazcık daha ligin daha alt sıralarında yer alan Dark Passage, Five Run'in karşısında bir de Fenerbahçe karşısında galibiyet almışlar. Dolayısıyla hani şu sonuçların ardından daha iyi takımlar karşısında birazcık zorlandıkları sonucunu çıkartabiliriz. Öte yandan Papara Supermassive Akademi'nin aldığı tek mağlubiyet FSB Wildcats Akademi karşısında olmuş. O FSB Wildcats Akademi de zaten namağlup şu anda ligin zirvesinde Akademi Ligi'nin. Şimdi ormanda karşılıklı bekleyişler devam ediyor. Yalnız tabii biz baya baya Supak Akademi'nin kompozisyonu değindik ama diğer tarafta da güzel bir bomba combo var. Yani özellikle havaya kaldırma efektleri biliyorsun. League of Legends'da özellikle bu sezon özelinde daha da özel bir yere geldi. Çünkü artık havaya kaldırma efektlerinden Civa'lı kuşakla kurtulamıyorsunuz. O yüzden yani Braum multisi bir havaya kaldırma efekti. Ornn R2'si yine havaya kaldırma efekti. Bunları güzel bir şekilde arka arkaya kombolayabilirlerse takım savaşında Nasr'ın da ciddi derecede takım savaşlarının yok etme ihtimali var. Alt koridorda bu arada Papara Supermassive kolay kolay bırakmaya niyetli değil bu kırmızı güçlendirmeyi ve 4'e 4 görüyoruz. Üst tarafta Nocturne ve Ornn birleşti ama geri kalan 8 kime oyuncu gidecek? Da burada. Kırmızı kimde kalacak? Kime herkes gidecek? Deniyor. Herkes deniyor ve Kitur uzakta kaldı. Second Date bu arada Sıçra ile beraber oradan çıkmayı başarıyor. Yılaş da Sıçra'ya attı. Viego düştü. Ama kaçışı yok. Viego düşüyor. Nasri Esports Akademi hem kırmızısını çaldı hem de ormancısının canını aldı rakibinin. Şimdi ormanı da buradaki dururken temizlemek istedi çünkü artık orta koridor oyuncularının orta koridora gitmesi gerekecek. Yani birazcık yardım aldı Merciless'dan. İki otomatik saldırı kadar ama keskin gagaları da attı cebe. Şimdi orta koridora doğru ilerliyor bu arada. Phenomenal'ın yanından geçecek. Bir de ilah saldırısı bıraktı üzerine. Sen bana iki tane otomatik saldırıyla destek verirsen ben de Phenomenal'a biraz hasar veririm dedi adeta. Ve çok istediği gibi başladığını görüyoruz bu noktada Nasri Esports Akademi'nin. Yani Supermassive bu kadar ısrarlı bir şekilde ormanına giren bir rakip varken acaba o kırmızıyı bırakmayı mı tercih etmeliydi? İşte o senin bahsettiğin kitle kontrol eksikliği burada gün yüzüne çıktı Reganur. Zaten şu gerçekte çok özür dilerim. Braum'un o bir kişiye düz vuruş yapması yetti zaten. Ya birinci seviyenin kralı Braum var diyecektim. Sen benim yerime tamamladın. Herkeste böyle bir tane kitle kontrolü olan var olmayan var. Braum'da bir sürü kitle kontrolü var. Durmaksızın. Yola devam edebiliyor. Şimdi tabii ki de Kitu da çok zeki bir oyuncu olduğu için şimdi alt koridoru o rakibinin kırmızı güçlendirme tarafını temizlediği gibi şimdi bir de gidip rakibinin ters taraftaki orman kaplanı alacağını biliyordu. Yalnız Merciless 3. seviyeye vardı ve Phenomenal'ın canını yaktı. Geri dönüş hasarı da bu arada fena gelmedi. Yani Lulu'nun kendisi değil ama minyonları o noktada evet. Merciless'ın canını yaktı ama sonuçta takasın kazananı burada Lucian oluyor. Kitururken alt taraftaki Yampiri Yengeci alırken Rilash de üst koridordaki Yampiri Yengeci'ye doğru ilerliyor. Şu anda bir kamp gerisinde rakibinin tahmin edin o kamp hangisi? Kaybettiği kırmızı güçlendirme. Şimdi dışından direkt kullanıldı burada Merciless tarafından. Orta koridora direkt geldi. Şöyle bakın uzun kılıç, iksir, görüş totemi, peksimet hayatına devam ediyor. Alt koridorda devam ediyor bu 2v2'ler. Yani raid de güçlenmeye devam ediyor ruhları toplayarak. Zaten 1 milyonu var. Klasik Senna diyebiliriz. Ya çok uzaklardan tabii Kaisa'nın menzil eksikliğini en iyi cezalandıran şampiyonlardan bir tanesi de Senna. Tabii ki de.
Ya fark etmez. Sen herkesin canını sıkıyor. Doğru. Orada üst koridorda çok uzun süredir görmediğimiz şampiyonlardan bir başkası Ornn. Yani aslında 11. sezonun ilk dönemlerinde birazcık rastlıyorduk. Ornn baba. Ama kaybetti. Şöyle Reganur, oyunların ortalama bitiş süresi çok ciddi bir şekilde 27. 26. dakikalara indiği için yani Ornn o beklediğiniz seviye 14, 15, 16'ya ulaşamadığı için yani en fazla takımda 2 kişinin eşyasını güçlendirebiliyor. En büyük belki bir dengeleme Nuka bu arada bir de sıçra kullandı. Nuk'un sıçrası olmadığının bilincindeydik ama Nuk'un en azından o duelloda birazcık varlık gösterebileceğini evet, düşünüyorduk. Evet. Hiçbirisi olmadı. Ravenous birebir de Ornn'la beraber Nocturne'dan skoru aldı. Ha şunu diyecektim. Yani oyunların bitiş süresi erken dakikaları çekildiği için belki ilerleyen günlerde ilerleyen yamalarda Ornn'un da o pasifine bir yenileme gelebilir. Yani seviyeler bir tık öne çekilebilir yani. 13, 14, 15, 16, 17 olmak yerine hani 12, 13, 14 diye. Yani çünkü oynandığı dönemde her şart altında seçilebilen az sayıdaki üst koridor evet. şampiyonundan biriydi. Kör alabiliyordunuz önce. Evet. Burada tabii minyon sayısında rakibinin gerisinde Ravenous ama o bence üstüne düşeni zaten yaptı. Birebir de skoru aldı daha ne yapsın. Ve tabii ki de bu tarz saldırı gücüne dayalı şampiyonlara karşı da hemen counter eşyası çekilmiş. İken yeleğini alarak koridora gelmiş Ravenous. Zaten üzerindeydi bu arada. Az önceki takasla tabii, da tabii. üzerindeydi. Yani ben biraz serzenişte bulundum da sen... sen de serzenişlerle geçti bir yayın be. Abi şunu yapın 1600-1700 altın falan yapın. Çok ucuz ya. Vuramıyoruz. Sen de bak vurma. Ornn al bu eşyayı al sen de. Meta o yüzden var. Tank oynamak bana göre değil de işte yok hem tank oynamayayım hem aldığım karakter çok vursun. Öyle olmuyor işte. Onu Johnny'ye sorman lazım. Çok iyi Malphite oynuyor. Johnny yani bu arada Malphite'da bilmeyenin gittiği tank karakter gibi. Yani Scarlet'da mesela Malphite oynar. Discord'da orada tank kalırsa. Ama Johnny de bir ulti tutursun kardeşim. Geçen oynadık yani hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey değişmemiş yıllardır. Ama zaten gelişebilen bir oyuncu değil Johnny. Bunu biliyorsun. Ben de öyleyim mesela. Sırf Johnny'ye laf atıyorum zannedilmesin. Biz yani bu oyunu keyif almak için ve takım arkadaşlarımızı mutsuz etmek için oynuyoruz. Çok doğru. Ben de bu sene farkına vardım. Ben de artık gidemiyorum. Plat bir bataklı. Yani... Plat 1 iyiymiş yine. Plat 1 bataklığında Zegar'ın olmuyor artık. Geriye gidiyoruz. Biraz orta koridorda ben bu arada Mercy's'ın biraz daha baskın olmasını bekliyordum ama tabii alt ki de koridorda Lulu. Bu arada Kituruken evet koridoru bozabilmek için yapmış bu hamleyi. Ben bir an ya böyle bir baskın yapabileceğini mi düşündü acaba diye değerlendirdim. Tabii ki düşünmemiş. Arasıyla geldi. Evet. Şimdi üst koridorda paranoya da aktifleştirilmiş durumda. İleri doğru atıldı Ornn. Az önce sıçrayı kullanmıştı. Şimdi ocağın çağrısı. İkinciyi de güzel kullandı. Ve Rilech. Gelecek mi skor? Rilech geldi. Evet skor birebir. Değişmeyi başardı burada. Ravenous yine iyi oynadı burayı. Ocağın çağrısının ikinci kafayı atamasa bu skoru alması mümkün olmayacaktı yalnız, ama. Yalnız ışınlanı var. Buraya yetişecek. Üste belki 1-2 milyon kaybeder diye tahmin ediyorum. Maksimum o da. Tabii yukarıda ormancıyı gördüğü gibi Kitu'da hemen... Ejder'e girdi. Yani Trial Ravenous şu dakikaları minyon sayısında belki çok etkileyici geçirmiyor ama oyun anlamında gayet iyi oynuyor. Takımının kendisinden beklentilerini ziyadesiyle yerine getiriyor. Fazlasıyla da karşıladığını düşünüyorum. Ben de tabii şimdi orada Bominik Alevi de gelmiş. Bominik közüydü pardon. Alevi mi köz mü? Karar veremiyorum. Bilmem belki baksan ne olsun. Ya her gün hafızamı zorlamak istedim yok, ya. Yok zorlama. Alev. Çünkü bulamıyorsun belli bir süre sonra. Şimdi Raid ormanda Second Eight'i yakalayamadı. Her iki tarafta içeri girme konusunda birazcık çekingen davrandı. Bu kırmızı güçlendirme az önce büyük olaylara sahne olmuştu. Sizler de hatırlayacaksınız. Ve bir kez daha Nasri Esports bu kırmızı güçlendirmede gülen takım oluyor. Ve Ejder bölgesinden de rahat bir şekilde saçar tohumla çıkacaklar. Krasya'dan da ufak bir oyun geldi. Yukarıdaki görüş bitkisini aktifleştirebilmek için hemen bir hiçlik topu bıraktı yukarıya. Rilech kendi ormanında çarpı kullanmak zorunda kaldı. Yalnız Kitu da gerçekten yarayı buldu mu tuz basmadan geri gelmiyor. Devamlı o rakip ormandan bir şeyler alma çabasında. Merciless da orta koridoru dondurmuş durumda. Yani şu ana kadar bu arada çok... net bir minyon üstünlüğü yakalayabilmiş değil. Hı-hı. Yani sonuçta evet Lucian bir koridor kabadayısı ama karşısındaki Lulu da özellikle son vuruş yapma konusunda hele hele güvenli menzilden son vuruş yapma konusunda gayet net silahlara sahip bir şampiyon ve Phenomenal yani burayı 3-4 minyon geride kapatmış olması onun adına iyi haber. Kimse Lulu'dan zaten koridor kazanmasını istemiyor yani. Zaten koridoru ittir, eşyalarını al, rakibe
gereksiz skor verme, hayatına devam et yani. Tam olarak istenilen şeyler bunlar. Yani skor alırsa da zaten muhtemelen rakibin hatası olur. İşte kule altına girmek, kule altı yapmaya çalışmak vesaire. Bunlar zaten olmadığı sürece buraya karşı bir sorun yaşamazsınız. Alt koridorda yalnız Raid Paros ikilisi gayet iyi iş çıkartıyor. Çok iyi bir hamle değil sanki. Ya son kavuşmayı yedikten sonra takım arkadaşına yetim gari atmak da yani şu anlama geliyor. Bak yerine sabitleyeceğim ama az bir büyü direnci zırhta veriyorum. Hani. 5-10 falan. Kiturken kendi ormanında bu arada karşılaşacak Rilech'te. Ultisini kullandı. Rilech'i takibi sürdürecek mi? Mümkün olmuyor. Ve oradan uzaklaştı. Son kavuşma bir kez daha isabet etmiş Krasya'ya. Yani çok darlıyorlar şu anda alt koridorda Krasya'yı. Second Aid'in buraya yetişmesi gerekiyor ve o da oraya geldi. Henüz altıncı seviye değil bu arada. Freljord karşılaması yok. Second Aid oradayken biraz öne çıkıp aslında hasarı göğüslüyor. Bu arada Kaysa da rahat bir şekilde minyon kesiyor ama bu sefer biraz fazla saraldı. Tabii kuleyi de bırakamıyorlar. Bırakırlarsa bu Senna veya Tahmkench bedava barikat alacak. Bu da çok önemli bir nokta. Yani şu an gidemiyor. Koridor kontrolü tamamen Supak Akademi'de alt koridorda. Yani Tahmkench Senna tabii iyi bir alt koridor. Mümkün olduğunca takımların seçmeye çalıştığı bir alt koridor ama sanki bu eşleşmenin değeri bu kadar büyük bir minyon farkı ve bu kadar büyük bir baskı farkı değil diye düşünüyorum. Değil bence de. Yani eskiden biz Caitlyn Morgan'dan çekinirdik. Bu onun gelişmiş versiyonu falan. Daha tanksınız, ölmüyorsunuz. Ama sanki burada Second Aid ve Krasya birazcık daha iyi oynayabilirlerdi burayı. Erken seviyeleri iyi oynamak zorundalar. Yani tabii zaten şu dakikadan sonra yapabilecekleri pek bir şey kalmadı. Çok bir şey yok. İki tane barikat kaybettiler burada. Çok ilginç. Evet, Tahmkench'in canavuzu olmuş 1500-1400. Ya bir de zengin yani. Tabii. Bir de arkadan 88 milyonu var. Arkadan bir de gelen devamlı Senna heal'ları. Hani üste dönmekten başka şöyle bir şey yapıyorlar Eganur genelde. Yani yapılabilirse iyi oluyor. Arkaya ya yani Senna Tahmkench'e karşı bir kere ettirebildiğiniz zaman arkaya derin tutayım atıp ışınlanlarla o oyunu bozmak. Yani yapabileceğiniz tek şey bu. Ama burada tabii Ornn'un kendi tabağındaki problem sayısı oldukça fazlaydı. Evet. Onun da bir ışınlan atıp yardım etmesi pek mümkün olmadı. Çünkü Senna Tahmkench yani 3v2 iyi oynayabilen bir ikili. Neden? Çünkü Tahmkench orada oyunları bozuyor. Yani sadece ormancı getirmek yetmiyor bazı durumlarda. Yani sonuçta Papara Supermassive skor tablosunun 3-1 geride olmasına rağmen 600 altınlık bir üstünlüğe sahip. Bu da tabii koridorda yakalanan üstünlükler sayesinde 7-8 milyonluk bir avantaj şu anda. Nuk'un tarafında yine aynı şekilde Tahmkench de Kaysa'nın 15 milyon önünde. Alamette bir aksiyon çıkacak gibi gözüküyor. Kiturken burada biraz yalnız kaldı gibi gözüküyor. Arkaya doğru sıçrayla beraber uzanmak zorunda kaldı. Gelen ocağın çağrısı da hiçbir Papara Supermassive Akademi oyuncusuna isabet etmiyor. Kitu içeri girdi. Çok iyi bir fikir olmayabilir. Senna'nın ultisi o noktada hayatta tutmayı başardı. Supermassive'in oyuncularını henüz kimse düşmedi Supermassive'den. Canlar çok az ama o son dokunuşu yapamıyorlar ve reset'i aldıktan sonra Viego'yu durdurmak yok. Buz yanığını da bıraktı orada çaldı Brown'dan. Ve bir anda Supermassive canlar az kalmasına rağmen 4 kişiyi birden aradan çıkartan bir takım savaşı. 3 skora ulaştı Nocturne. Bir taneyi de Senna'ya verdiler. Çok ufak bir teselli burada sıfırlandı alamet ama. Yani maçın başında Nasr Akademi'nin bomba kombosundan biraz bahsetmiş. O kombonun bir dişisi eksikti. Ne eksikti? Tabii ki de Ornn ultisi eksikti. Ornn ultisi olmadıktan sonra yani tankınız gerçek pozisyonda olmadıktan sonra sinirleriniz olmadıktan sonra buraya girişinizin de tabii ki de bir bedeli olmalı. Yani şunu unutmayalım, bu takım savaşı yapılırken mesela baktığım zaman bir evet, tek ağır yara eşyası burada Ornn üzerinde var. Yani, ve bu noktada Senna'yı devre dışı bırakmak için de Senna o ağır yaraya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani, Senna ve Lulu burada biraz işlevsellik dışında bırakmanız gerekiyor. Bu da gerçekleşmeyince o etkinleşim efektlerinden full yararlandılar ve takım savaşında da baya öne çıktılar. Yani Papara Supermassive Akademi çok kötü bir başlangıç yapmışlardı oyuna. Kendi ormanlarında hem ilk kanı vermişler hem de kırmızı güçlendirmeyi kaptırmışlardı ama sonrasında gayet iyi toparladılar. Bir anda 4000 altının üzerine çıkarttılar farkı. Neredeyse 5000 altına gelmek üzere. Bu kafayı da atacak ve hatta devam ediyorlar. Burayı savunma ihtimali yok. Devam ediyorlar. Kule altında gelecek. Yani tam çifte 5 kule. 5000 altın. 4900. Krasya bu arada en azından bir iki tane kule barikatı alarak buradaki durumu eşitlemeye çalışıyor. Brown da bu kadar yakındayken Nuk risk almak istemiyor. Mantıksız değil. Ve tecrübe puanı alıyor sadece uzaktan. Ve kalan minyonları temizledi. Tabii üst koridorda yapılan yıkım karşısında burada kaybedilen iki barikatın esamesi okunmuyor.
4300 altınlık bir üstünlükle beraber bu sekansı da kapatmış oldu. Böylelikle Papara Supremacy Academy söylemiştik. Dezavantajlı başladıkları maçta gayet toparladılar kendilerini. Ve bir alamet savaşı bir anda sürücü koltuğunda artık Supremacy Academy var. Çok fazla şey kazandılar. Çok fazla şey kazandılar. Yani iki kule senin bahsettiğin gibi yani skorları dahil bile etmiyorum. Yani Viogan'ın devreye giriş ola... Kitu da kaldı. O da İlhasin'lerle birlikte devam edecek hayatına. Yani Nasır hala bomba combo ile bence bir şeyler yapabilir. Hani onu söylemek lazım. Evet, Diana çok istenen performanslarla şöyle baktığımda eşyasını daha bitiremedi. Onu söyleyelim. O da roket kemere gidiyor galiba. Ama geride olduğunu da söylemek lazım. Ya yani Mio sayısı da iyi ama skor konusunda işte. Yani 1-2-4'e karşı 0-1-1. Ya şu noktada Nasır Esports Akademi oyuncuları arasında koridordaki rakiplerinin karşısına çıkabilecek tek isim Merciless. Hı hı. O da şampiyon farkından ötürü. Evet, şampiyon farkı çok ortaya çıkıyor. Alt koridorda baksana şuna. Hiç korkusu yok. Ya Parus'un tabii buz ateşi eldiveni bittiği için iyice rahat. Ki Turken acaba buradan Nuk'u yakalayabilecek mi? Üzerine doğru atıldı. Nuk bu arada paranoya ile beraber uzaklaşmaya çalışıyor ama buradan çıkışı yok muhtemelen. İnfaz mermileri son mermide geliyor üzerine ve burada Lucian'a bir skor gitti. Tabii fazla derinde herhangi bir görüşü olmadan gezmek Nuk'un sonu oldu. Merciless board'a orta koridorda Phenomenal'ın da üzerine doğru gidecek. Phenomenal bu arada Shurelia'yı patlattı. Rakibin üzerine doğru gidiyor tabii. Senna'nın o noktada ultisine güvendi. Revenus'tan yine karavana geliyor. İlk dakikalarda koridorda yaptığı iyi işlerin ardından ocağın çağrıları anlamında çok iyi bir iş çıkardığını söylemek güç Revenus'ın. Yalnız yani Phenomenal'ı da gerçekten Lulu'yla kafa atıp havaya kaldırmalar falan. Hani çok... Ya karşınızdaki Lulu Shurelia patlatıp üzerinize doğru geliyor. Delilik. Bir an harbiden neler yapıyorsun diye bir sorgulattı. Supermassive adına işler iyi gitmeye devam ediyor. Nasir Esports'un adına bu arada en azından iki tane ejderleri olduğunu hatırlatmak lazım. Ve her şey çok kitabına uygun giderse 24. dakika civarında bir ruh alabilirler. Ama Supermassive muhtemelen bu ejderden itibaren o bağlantıyı da koparacaktır. Muhtemelen koparacak. Yani Senna iyi durumda bir kere. Yani bayağıdır üstüne çok böyle düşmedik ama o takım savaşlarında Senna'nın farkı çok ortaya çıkacak. Yani Reganur bakıyorum şöyle 85 ruhu var bu dakikada. Müthiş bir sayı bu arada. 16 yani 17 dakikaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 85 ruh. Gayet iyi. Gayet iyi. Yani çok iyi yani. Çok 20'ye iyi. Girerken 100 olması çok iyi haberdir. Ve şu anda da o noktaya doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Tabii bir de bu orta kulesine de hasar veriyorlar. Bir de bu ejderleri almadıkları durumdaki hali. Yani ejderleri de alsardı ki yani 4'te oradan gelseydi şu an zaten 92'ye doğru yol almıştı. İşler Supermassive'in istediği gibi gidiyor şu ana kadar. Altın farkını 4000'in üzerinde tutmayı başarıyorlar. Ve yani şu anda Tahm Kench'in çifte nişancılı kompozisyonda korkacağı hiçbir şey yok. Doğru. Ki zaten galiba... Randuin'e de gidecek diye Randuin düşünüyorum. Randuin göreceğiz yani. Uzun zamandır görmüyorduk. Ya Viego'dan görüyoruz ara ara Randuin'i. Bazen çok. Tahm Kench de ondan feyz almış. Ya eskiden çok iyi bir eşyaydı onu söyleyelim. Gerçekten fix alınan bir eşya haline gelmişti. Ya şu anda da bu arada çift nişancılı kompozisyonlar karşısında hala iş yapar bence. Ya yapar. Ya tabii. Bu sefer aktif var tabii ki. Senna da sessiz ama derinden ilerlemeye devam ediyor. Ruhlarını sen söylemiştin az önce. Eşyalarda altın kazanmamasına rağmen, aktif olarak minyon biçmemesine rağmen diyelim daha doğru olacak. Birikmeye de devam ediyor. Yalnız tabii ki de şöyle bir nokta var. Yani Nasır Akademi şu an oyunu oynuyor ama oyun biraz daha ilerledikten sonra o Senna suratlarına gelip artık sağ klik yapmaya başlayınca arkasında Lulu ve Tahm Kench olacak. Buna karşı bir şeyler düşünüyorlar ama o senin dediğin o ejder zincirini bozması şu an gerçekleşiyor. Ve Nasır Esports Akademi'nin artık ruha buradan oldu 90. Uzaklığı arttı. Ki Papara Supremacy Akademi, Parus'tan burada ilginç bir dille arası geldi. Nereye gitti acaba? Artık Papara Supremacy Akademi'nin ejderden de korkmasına gerek yok. Bundan sonraki ilk hedef muhtemelen kuleler olacaktır. Hı hı. Çünkü şu anda senin az önce değindiğin konu. Ön tarafta yani Senna'nın arkasında Lulu ve Tahm Kench olacak dedin ama bence Viego'nun arkasında Senna, Tahm Kench ve Lulu olacak. O da olur, o da olur. Çünkü az önceki savaşta gördük. Hatta ağır yara tercihini de eleştirmiştin sen.
Senna'nın çok rahat hayatta tuttuğunu görüyoruz, evet, takım arkadaşlarını. Ama tabii o dakikalarda takım savaşlarında muhtemelen Nasır da o kadar çok büyük takım savaşı beklemediği için o eşyalar tercihinde bulunmamış. Doğru. Gerçi doğru. Üstlerinde hala yok ama bence kesinlikle alınmalı. Ceplerinde altın olduğu sürece. Tabii o eşya da biraz sizin eşya diziminizi de bozuyor. Onu da söylemek lazım. 800 altın. Tabii. League of Legends'a çok ciddi bir rakam. Ya iyi giden bir... Bu arada Parus'tan hamleye bakar mısın? Ya normalde infazın önünden çekilmektir işin umurumda raconu. Umurumda olmadı. Ama Tahm Kench minyon gitmesin diye önüne geçti ve o kadar tanki şu dakika itibarıyla Grija'nın %10'u falan düştü yani. Daha doğrusu Grija'nın harici %10 kaybetti. Krasya şimdi takımının oyunda aldığı ilk kuleyi alt koridordan kazandırıyor. Ama karşılığında alamet Papara Supermassive Akademi'ye gitti. Viego bakalım nerede açmak isteyecek bunu. Son anda alınan da bir alamet. 20. dakikaya geldik. Baron da vadiye iniyor böylelikle. Tabii oyunun kontrolü tamamıyla sup tarafında. Onu da söylemek lazım. Buna karşı cevaplar Nasır'dan gelecek. Nasır Akademi tarafından gelmesi gerekiyor. Uzun süredir Kisuda bayağıdır iyice ormana gömülmüş durumda. Yani çatışmalardan istediğini çıkartamaması belki de onu ya ben en iyisi canavar biçeyim düşünce yapısına ittirmiştir. Şimdi haritada bir şey yok. Senin söylediğin gibi Baron vadiye indi. 3 dakika takımdan herhangi bir şey yapmadan sadece işte orman kapları temizle, minyonları ittir, koridorları ittirmesiyle geçebilir. Ya tabii şu ana kadar değinmediğimiz bir başka konu Papara Supermassive tarafında hasarın biraz tek yönlülüğünden bahsetmek lazım. Fiziksel hasara çok dayalı bir kompozisyon bu. Bu da tabii yapılmış olan 3 tane çelik kaplamalı çizme tercihini bize açıklıyor. 4 tane diye düzeltiyorum şu anda onu. Öte yandan yine maceracının pazubenine önem verilmiş ormanda dayana tarafından. Birazcık dayanabilirse fiziksel hasarın etkisi zamanla birazcık azalıyor. Yani, karşısına... yani şöyle dayanaysa dayanır. Oh. En son Diana'ya ayın elemanı dendiğinde bu kadar içim kıpraşmıştı. Trial. Kıpraştırayım biraz ya. Yok yok. Çok ya böyle arka arkaya yapma. Bir 10'ar dakika yok, koy ki yaşlı adamım ben sonuçta. Yani bak bugünün 4. maçındayız. Daha ilk defa yaptım. Tamam. Ya, bu da daha kabul edilir. Yani devamı da gelmez kabul merak edilir, etme. Kabul edilir geç bile kaldı hatta. 4500 altınlık bir üstünlük Papara Supermassive Akademi lehine. 2 dakika sonra Okyanus Ejderi vadide olacak. Altınlarda ekranlarınızda şu anda orta koridor hariç. Herkesin sağlıklı bir üstünlüğü var rakibine karşı diyordum ki Krasya'nın altın miktarını gördüm. Çünkü karşı tarafta oruçlu bir sene var. Evet aynen öyle. Henüz orucu bozmadı ama yakındır. Akşam saatleri. Valla bozmasına da gerek yok. Tahm Kench beslensin. Tahm Kench doysun. O da 105'e ulaştı. 106 güçle. Artık herhalde minyon kesebilirim diye düşünüyor da kendisi. Biraz da biz biçelim. Birazdan Ginsos'unu tamamlayacak. Yalnız geçen yine Senna vardı 70 dakika LCK'da oyun döndü. Bu oyun o kadar uzamayabilir. Bu metada yani. 70 dakika helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Sanki Papara Supermassive Akademi'nin oyun üzerindeki kontrolü maçın o kadar uzamasını engelleyecek kadar iyi. Hı hı. Şimdi tabii birazdan Ejder gelecek vadeye tekrardan. Son üste dönüşler gerçekleşebilir. Cepteki altınlar harcanacaktır. Kaysa ikinci eşyayı bitirmiş. Onun için önemli bir eşik. O işi geçmeyi başarmış. Ama yani... Ya şöyle, ya oruçlu Senna'nın sizin takımdaki standart nişancı kadar eşyası varsa bazı şeylerde sıkıntı vardır. Yani NASA Akademi'nin tek çıkış yolu Tahm Kench'e uygulanan kitle kontrollerinin aynı esnada Lulu ve Senna'ya da uygulanması lazım ki ellerinde yapabilecek şampiyonlar var. 3 tane şampiyon var yani. Buram, Ornn ve tabii ki de Diana. Ama yani çok ideal zor bir senaryo bu Trial. Çok, yani, çok ideal bir senaryo yani, ve çok zor uygulanması. Gerçekleşirse Kaisa da arkaya sarkacağı için ultiden ve kitle kontrolünden dolayı bir çıkış yolu var. Ama orada işte kafasına kapris mi gelir? Yani kitle kontrolden çıktıktan sonra bitkinlik mi gelir bilemem. Ama bir çıkış yolu var onu söyleyelim. Ama yani Usup Akademi'de öyle bir oynuyor ki hani... Gerçekten rakibin o şansı tanımıyor. Yani tanımayacak şekilde oynuyor şu ana kadar. Yani şöyle zaman geçtikçe güçleniyorsanız acele etmeniz de gerektirecek bir kesinlikle durum yok. İkinci Okyanus Ejderi'ni yine güle oynaya aldılar. Bütün bunlar olurken Nasri Esports'ta bir üst koridordan kule almaya çalışıyor. Az önce de alt koridordan kule almışlardı. Hı hı. Bir de Okyanus Ejderi ile de beraber iyileştirme etkisi katmerlenmiş oldu. Kulelerde 4'e 2.
Raid 111 ruhta ve saymaya devam ediyor. Second 8'in üzerine gider mi acaba? Tam Kench de gelecek oraya. Paranoia ile beraber yalnız. Biraz erken kullandı geri o noktada. Gitti. Second 8. Gitti. Gittiği yerde onu Porus'la raid bekliyordu. Baron mu gelecek? Denemelerin önünde bir engel yok aslında. Yalnız sadece desteği aldılar. Dikkatli olmaları lazım. Hasar potansiyeli hala orada. Bakalım. Diana'ya bu arada birazcık bakıyor. Kitruken yaklaştı. Baron bitirmek isteyecekler mi? Işınlığını aldılar. Bu acaba Papara Supermassive Akademi'ye yetecek mi? Evet, yetmiş gibi gözüküyor. Ve şimdi savaşa dönmek istiyorlar. Rilaç içeri doğru girmeye çalıştı. Ocağın çağrısı için çok iyi bir ortam var. İki kişi isabet etti burada ama Ornn bir anda rakibin ortasında kaldı. Delil yarası yükleriyle beraber bir de ihtimale karşı kefaret yolluyor oraya Lulu. Diego da orada reset aldı. Ornn'u çaldı. Kafa attı içeri doğru. Ultisiyle beraber Baron bölgesine de girecek. Sadece destek yetmedi dedin. Bir de üst koridor aldılar. Aynen öyle. Yalnız bakalım Kitu belki burada o tavşanı bu şapkadan çıkartabilecek mi? Ya standart bir takımın burada canının azalması gerekir ama aynı pozisyonu tekrarını izlemiyoruz sevgili izleyiciler. Rilaç ham yapıldı, hayatta kalamayacak. Merciless arkaya doğru girdi. Rilaç skoru çıkartmayı başar. Şimdi Diana herkesin ortasında. Papara Supermassive Akademi burada işi birazcık uzattı mı? Pek öyle gözükmüyor 3-3'ler ama. Krasya çok iyi pozisyon. Canlar çok azalmış durumda. Raid iyileştirmeye devam ediyor. Krasya içeride ama Krasya da düştü. Merciless'ın içeri girmesi onun için ölümcül olabilir ama Raid'i aldı. Raid de karşılığında onu alıyor. Ve neler yaşandı, neler yaşandı. Gördük. Neler yaşandı. Yani burada aslında su paketim biraz Baron'u yemleyip rakibin üyelerinden daha fazla skor almaya çalıştı ama Rilek orada öne girip Lulitsin'e çok fazla güvendi. Yani Lulitsin'deki o iyileştirmeyi aldı. O vahşi büyümeyi aldı ama çok bedava hasar yedi. O bedava hasar yiyince bu sefer Lulitsin çok anlamını takım savaşında kaybetti. Ve geri dönüş hasarı da burada Merciless hani biraz çıldırmış gibi oynadı. Rakibin içine girdi, arkada skor aldı. Ondan sonra tekrardan orada Raid'i öldürmeyi başardı. Lulu'ya da o düz otolar gitseydi muhtemelen Lulu da ölecekti. Ama otolar gitmedi. Ya Nasri Sports Akademi adına bu arada iyi bir sahne izledik. Hı hı. Baron'u kaybedecek pozisyondan bir anda katliam vermiş olsalar da 4 skor aldıkları bir noktaya evrilmeyi başardılar. Doğru. Ve tabii ya Krasya'nın iyi oyunu... Orada son skorların alınmasını da sağladı. Merciless'ı da orada katmak lazım. Tabii şu var. Yani oyun ilerledikçe daha avantajlı olacak olan taraf Papara Supermassive Akademi gibi gözüküyor. Sen ne dersin Trial? Senna'nın daha demin vurduğu düz vuruşlar biraz üzdü galiba. Ve yani Senna'nın gelişiminin sonu da yok. Sonu yok. En büyük olayı da o zaten. Ama yani şimdi şöyle yatırım yapıyorsunuz ama o yatırım vadede hasara dönüşmediği zaman da bu sefer sonsuza kadar kasmanın bir mantığı da yok. Onu da söylemek gerekiyor. Yani geçen takım savaşları mesela Merciless bence ekstra oynadı. Ekstranın ekstrasını yaptı. Evet, yani Rilaç'ı arkadan çıkartan da oydu. Evet. Son nefesiyle beraber Senna'yı da düşüren oydu. İnsan da sevgilisine eşine yapmaz bunu ama neyse. Aynen öyle. Sevenleri ayırmayın diyoruz. Ama. Zaman zaman oluyor işte önüne geçemiyoruz ne yapalım. Zaya Rakan'da da gördük bol bol. Şimdi Nocturne yan koridoru ittirmeye devam ediyor ama artık onun kafası rahat. Yaptığı eşyalara baktığımız zaman gün ateşi üstüne bir çivili falan filan derken zaten o noktada Nocturne'un Ornn'la çok bir işi olduğunu ben düşünmüyorum. Ya şöyle bu arada geri kalan Papara Supermassive Akademi oyuncularının da Ornn'la bir işi olmaması beklenir. Yani şu anda yani artık evet. Ornn'a bir şey yapamayacaklar. Şimdi senin söylediğin nokta doğru. Yani fiziksel hasara dayalı bir kompozisyon var ortada. Bunun için bence güzel eşyalar alınmış zaten. Nasıl Akademi tarafından. İşte Zonya'sı olsun, çivilisi olsun... Şey çizimler oradan gelmiş. Kaysan'ın tabii Kraken çok önemli bir eşya bu noktada. İki tane tank eritmesi gerekecek. Bakalım oyun ilerleyen dakikalarında pozisyona nasıl geçecek. Lulu'da seviye 16 olmaya bayağı bakıyorum şöyle. Yani şimdi yarı yoluna gelmek üzere bu minyonu da aldıktan sonra. Yani seviye 16 olduğunda bakalım Merciless da aynı tecrübe puanına sahip mi? Yani hemen hemen eşit sayılırlar ama Merciless 16'ya biraz daha yakın diyelim. O da önemli bir eşlik her iki orta koridor oyuncusu için. Ya maç Nasri Sports Akademi adına bitti diyemeyiz. Hatta bundan 5 dakika önce olduğumuzdan daha umutluyuz onlar adına. Çünkü son savaş şunu gösterdi. Doğru gezilmiş, doğru yapılmış bir takım savaşı hala onların şansının olduğunu gösteriyor ama Papara Supermassive Akademi'nde az önce birazcık bağlantı kopukluğu yaşadığını da belirtmek lazım. Yani Rilaç içeri doğru girmeye çalışırken takım arkadaşları onunla beraber değildi. Çok hızlı gitti.
Ve hızlı şekilde senin de söylediğin gibi savaş dışı kaldı. Şimdi 3. ejderi almayı başarıyor bu arada Papara Supremacy Akademi. Yani 3 okyanus ejderli, 4 okyanus ejderli bir ruhun karşısında durmak. Ya yani şu var, savaştan çıkıp geri geldikleri anda fulleniyorlar. Zaten bu takımda Senna var, zaten bu takımda Lulu var. Can yenileme konusunda hiç problem yaşamıyorlardı. Bir de okyanus ruhuyla beraber alıp yürüyecekler. Bu arada Kaiser'ın eşyası bir seviye üstte evrildi, onu söyleyelim. Ejder'in fedakarlığı oldu. İsimlerini asla ezberleyemeyeceğimiz. Zaten Ornn'da metada olmadığı için ezberlemesek de olur. Bu arada Rüzgar'da Typhoon olmuş. Rüzgar'ın illeti. Dark Passage'ın ormancısı Typhoon'a selam mı veriyor acaba Rito Games? Öyle direkt bildin, düz Typhoon. Düz Typhoon işte, o da Typhoon ya. Ya biliyorum, biliyorum. Böyle birbirlerine yavaş yavaş inceden inceden. 3500 altın. Yani üstünlük birazcık azalmış durumda. Ya açıkçası oyunun şu anki durumunu görmek için sanki bir çatışma ya da savaş görmek gerekecek. Çünkü her ne kadar Papara Supremacy sürücü koltuğunda olsa da, hı-hı, ejder kontrolü onlara ait olsa da Revenus'un bu eşya dizilimiyle beraber en önde durduğu ve bana vurun diye bağırdığı bir senaryoda onu ne kadar hızlı eritebilecekleri benim için çok büyük bir soru işareti. Yani şimdi şöyle baktığım zaman onu eritmeye yönelik sadece bir tane eşya görüyorum. O da Rylai'nin üzerinde yani. Ya tabii mahvolmuş kralın kılıcı, evet, tanklara karşı iyi bir eşya ama bir yandan da şunu da söyleyelim. Revenus tank oldu ama et tankından ziyade birazcık daha zırh abandığı tankı için. Gerçi yine de baktığımızda 3500 canı var şu anda ama. Vazgeçtim, tamam. Ya ben tahmin etmedim ama tabii bu eşyaların can veren parçaları da var. Onlarla beraber oldukça tanklaştığını söyleyebiliriz. Şimdi buraya oynamak istiyormuş gibi gözüküyor. Yani son kavuşma geldi. Üzerine paranoya da geliyor. Az önce söylediğimiz en önde Ornn'un durduğu senaryoda Ornn'a pek fazla bir şey yapamadılar. Ocağın çağrısı güzel. Tamkenç düştü. İşe yaradı. Tamkenç düşüyor söylediğin gibi. Canlar Nasri Esports tarafında biraz azaldı. Krasya! Ultiyi kullanmak zorunda kaldı Krasya. Rilet için işini bitiriyor. Orada Raid'i yakalamaya çalışacaklar. Vahşi Bime Raid'i kurtarmaya yetecek mi acaba? Son vuruş geliyor. Kiturken üzerine doğru atıldı. Lulu'yu almayı başardı. Hala nasıl Zonyan var. Kiturken Zonya'yı korudu. Hayatını da kurtardı. Nuk takip etmek istiyor ama 4'e karşı ikiler son kavuşmada isabet etmiyor. Geri dönen Lucian şimdi Işınlan'la beraber oraya gelecek. Çok tehlikeli pozisyon bu arada. Regan'ın sende full can. Manası da gayet iyi durumda. Dener mi bilmiyorum ama Red buraya gelirse işleri değiştirebilir. Ya Merciless'ın canının full olması şu anda birazcık işleri bozuyor. Papara Supremacy Akademi adına ama Baron Sagan'da eti alacak mı, alamayacak. O kadar hızlı eridi ki Merciless takibi sürdürüyor. Şimdi Karasis'in laneti içerisinde olduğunu hatırlatalım. Papara Supremacy Akademi hala takip etmek istiyor. Of. 5'e 2 olduklarını unuttular. Yarı can attı. Yarı can attı bu arada Senna. Senna yarıcan attı belki ama Baron'u alan taraf burada Nasri Esports Akademi. Karşınızda. Ya sen bir şey söylemiştin Triel. Birden fazla kişiye kitle kontrolü uygulaması gerekiyor demiştin. Paranoya kullanıldı bu arada. Çok akıllıca bir hamle benim değilim Nuk. Neden Nuk? Nuk girdi. Skoru altın tepside rakibine hediye etti. Kitle kontrolü önemli hedeflere aynı anda uygulaması gerekiyor demiştim. Bunun sağlanmasının tek yolu vardı. Supp'un kendisini sıkıştırması. Tam olarak bunu yaptılar. Yani Tamkenç yeri düşmedi. O havaya kaldırma efektleri çok iyi bir şekilde geldi. Braum multisi geldi. Onray2'si geldi ve işler bir anda orada değişti. Yani Tamkenç tam böyle o kayış gibi kullanacakken havada düştü. Tamkenç'in düşmesi zaten bu takım için çok önemli bir nokta. Yani takımın şu an ana tankı zaten Tamkenç. Ki eşyalarına baktığı zaman da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sen de söylemiştin. O ekstra büyü hasarı bence takım savaşına çok büyük rol oynadı. Yani Kiturken iyi bir oyun geçirmese, gerçi skorunu bu takım savaşı düzeltti ama oyunun büyük bir noktasında hiç skor alamamıştı. Onun verdiği ekstra büyü hasarıyla bence Nasır Akademi burada işleri değiştirdi. Ama dediğim gibi altın farkı şu an sadece 200. Onu söyleyelim. Ya çok uzun süredir 4000'in üzerinde altın farkıyla ilerlediğimiz düşünülürse Nasri Esports karşılaşmada ben de varım diyor. Tabii onların derdi 45 saniye sonra çıkacak olan okyanus ejderini alarak en azından rakibe kolay bir ruh imkanı vermemek ama Baron'la beraber de birazcık daha fazla kule almayı istersiniz. Şu anda o konuda pek bir mesafe kaydedemediler. Aynen öyle. Benim şu an bu oyunda anlamadım. Red seviyede çok geri kalmış Krasya'ya karşı. Yani evet, çok 13. fazla. 13. seviyede. Rakibi 15. seviye. Ya skorlara baktığımız zaman da hani daha fazla KDA'ya sahip olan isim bu da Raid ama Tamkenç de çok fazla gezdiği için tecrübe puanını bayağı bir bölmüşler. Nasri Esports Akademi'nin genel anlamda seviyede bir avantajı olduğunu da belirtmek, hı-hı, lazım. Ortak orada da Merciless'ın bir seviye fark attığını görüyoruz. Yalnız Kiturken çok pis bakıyor. Yani pozisyon bulursa girecek.
Son kavuşma isabet etmedi. Okyanus Ejderi çıkmadan önce bu savaşı yapmak isteyecek mi acaba Nasri Esports Akademi? Yoksa Ejderi tek bir kişi mi yollayacaklar? Baron riski de yokken bu arada Raid infazdan inanılmaz bir hasar aldı. Raid'in artık o savaşa girebilme ihtimali yok. Bu Nasri Esports Akademi'nin bir savaş başlatmasına yol açabilir. Bence hiç gerek yok. Orta koridordan gitmeleri lazım. Onları koridora sokmadan... Krasya'yı Okyanus Ejderi'ne yolladılar. Onlar da 3 kişi az önce alamadıkları Orta Koridor Kulesi'ne almaya doğru gidiyorlar. İnitro Kulesi'ne gidebilirler. Ya Merciless'ın infazı inanılmaz iş yaptı orada ve Nasri Esports Akademi burada Okyanus Ejderi tehdidini de ortadan kaldırıyor. Merciless da bir şampiyonlar yaptığını bir benzerini şu anda kulelere de yapıyor. Ve Ornn güçlendirmeleriyle de beraber şu anda 500 altın gibi gözüküyor olabilir fark ama 4 tane eşya Ornn güçlendirmesini almış. Evet. Biner altından hesaplarsak şu anda 4500 altına yakın bir üstünlüğü var. Nasri Esports Akademi. Onun da adı geliştirilmiş sırt roketi. Olur, güzel. Burada biraz tembellik yapmışlar. Sırt roketi nedir ya? Abi roket nereye takılır genelde? Hiç takmadım daha önce roketi ya. Sen nereye takıyorsun kendi roketini? Ben sırtımda falan taşıyorum. Anladım. Yani bir geliştirilmiş. Hayır yani sırt roketi deyince şu, insan aklına şöyle bir şey geliyor. Abi roketin demek ki bacağa takılan versiyonu da var. Ne bileyim kola ya takıyorsun. Evet, yani geliştirilip kafa... sırta takılıyor. Burada Nasri Esports Akademi işi biraz uzattı. Dil yarısı isabet ediyor Second Date'e. Parus. Yalnız Parus şimdi birazcık ileride kaldığını görüyoruz. Hemen kullandı orada Grincan'ı. Grincan hayatta tutmaya yetti. Seni arkayı yok ve etti. Ve seni arka tarafa doğru girmeye çalıştı, gördün. Şimdi içeri giren Nuk çok Diego, iyi iş çıkartıyor Diego. Ve Viego artık sıfırlamalar aldı, resetleri aldı. Nuk içeriden çıkıyor, hala canı Diego. Var. Village bu arada bir reset daha alabilecek mi? Şu anda savaş tam olarak Papara Sübürmesi Akademi'nin istediği gibi geçiyor. Ya iki tane kayacılı alacağım diye Nasri Esports Akademi maçı mı kaybetti yoksa? Yalnız orada bir de galiba yine Sena 4-5 kişiye WT'ni tutturdu. Asıl bence takım savaşının kırılma noktası oydu. Yani ormanda yakalandılar. Biraz işi uzattılar. Ve şimdi tek başına Krasya'nın burayı savunması hiç kolay gözükmüyor. Yalnız o nokta Raid 4 kişiyi yere sabitlemiş. Burak'ın üstüne attı W. Burak'ın takım arkadaşlarına götürmüş. 4 kişi yere sabitlemiş. Bence takım savaşının gerçekten kırılma anı. Üstüne de ultiyle orayı temizlemiş. Sadece takım savaşının kırılma anı değil. Maçın kırılma anı da olabilir. Maç gidiyor. Nexus kulelerinin ilki düştü. İkincisi de düşmek üzere. Second Date savunmaya çalışıyor. Krasya da geldi yanına ama hayır. Yetmiyor. Papara Supermassive Akademi öldü dirildi belki ama. Tek bir takım savaşı, rakiplerinin birazcık açgözlü davranması onlara galibiyeti getiriyor.